Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Takipçimiz şunu bize soruyor. Amerika'da çalışma kartımı yenilemek için başvuru yaptım. 135 gün geçti, hala bir değişiklik yok. Çalışma kartı yenilemeleri ortalama ne kadar zamanda sonuçlanıyor diye değerli takipçimiz bize soruyor. Şöyle söyleyebilirim, tabii ki çalışma izni başvuruları çok değişik gerekçelerle ya da sebeplerle kişiler başvurabiliyor. Bu yüzden bütün bu çalışma izni başvurularının süresinin ne kadar süreceği dosyanın türüne göre, yani bağlı olduğu dosyanın türüne göre ve yere göre değişecektir. Ama şunun cevabını verebilirim. Genel olarak bir gecikmeyle karşı karşıyayız zaten. Dolayısıyla geçen yıldan beri çalışma izni başvurularında gecikmeler yaşanmakta. Dolayısıyla hani sizin noktanızda 135 gün geçmiş olması durumu size özel bir durum değildir. Genelde yaşanan gecikmeler var ve bu gecikmelerden dolayı da sizin çalışma izninizin gecikme yaşanması gayet doğal olacağını bilmenizi istiyoruz. Ama şu an için şunu söyleyebiliriz, ailevi başvurulardaki çalışma izni başvuruları neredeyse 6 ayı buluyor, 6 ayı geçtiği de oluyor. Ve şu anki maalesef bu gecikmelerden dolayı da kişiler çalışma izinlerine çok çabuk gidemiyorlar. Burada dikkatimizi çeken bir durum bizim şey oldu. Bizim fark ettirdiğimiz, özellikle yeni yönetim göreve başladığından itibaren ve geçen yıldan beri özellikle çalışma izinlerinde bilerek bir yavaşlatılma ya da geciktirilme yaşandığını aslında her gün şahit oluyoruz. Dolayısıyla bundan dolayı size özel bir durum değil. Bu gecikme yaşanabiliyor. Ne kadar sürede sonuçlanacağı sizin dosya türünüze bağlı olarak gecikebiliyor ama gördüğümüz 6-7 ay civarında çalışma izni alanlar şu an örnekler arasında deyip bu değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben AE vizesi, yani basın mensubu ve gazeteci vizesi aldım. Bu vizeyle Social Security Card almak mümkün müdür? AE vizesi bana Amerika'da iş ve çalışma izni veriyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Evet, şimdi basın mensupları ve gazeteciler için basın vizesi imkanı var. Bu basın vizesinin tabii ismi AE vizesi diye geçiyor. Ve dolayısıyla bu AE vizesi üzerinden basın mensupları, gazeteciler kendi bağlı oldukları gazete ya da basın kurumunu temsilen Amerika'da bulunabiliyorlar ve Amerika'da çalışmalar yapabiliyorlar. Tabii bu çalışmalar sadece o bağlı olduğu basın kurumu ya da grubuyla ya da gazeteyle bağlı oluyor. Yani onun dışındaki bir çalışma izni ya da çalışma yeri kişi için mümkün olmuyor. AE vizesinde sadece vizeyi almasına sebep olan basın kuruluşuyla ilgili çalışmaları bu kişi yapabiliyor sadece. Ve dolayısıyla kişi tabii ki bu vize türünden dolayı sosyal güvenlik kartı, yani Social Security kartını alabiliyor. Sosyal güvenlik numarası olabilir bu kişinin. Fakat bu o kişinin Amerika'da başka iş yerinde ya da başka yerde çalışma izni imkanı vermeyen bir sosyal güvenlik numarası. Dolayısıyla sadece o sosyal güvenlik numarası buradaki işlemleri için, banka hesabı için ve işte ehliyet için, değişik çalışmaları yapmak için kullanabiliyor. Ve onun için ödeme yapan ülkesindeki basın grubuyla ya da gazeteyle çalışma yapıp onlardan ödeme ancak alabiliyor. Dolayısıyla hani bu noktadaki takipçimiz şunu bilmesi lazım. Hani sosyal güvenlik numarası kartı alabiliyor ama bunu aldığında başka bir iş yerinde çalışma gibi bir durum söz konusu olmuyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. E1 vizesinde yatırım yapmak için herhangi bir alt limit var mıdır? Ayrıca E1 vizesiyle Green Card'a gitme imkanı var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Takipçimizin tam olarak E1 ile kastettiği E2 olup olmadığını anlamak için sorusunu cevaplayacağım. Fakat hani acaba E1'i mi kastediyor, E2'yi mi kastediyor tam anlaşılmadı. Fakat ben soruya gene ikisini de kastediyormuş gibi yaklaşıp cevap vereceğim. Şimdi öncelikle E1'lerde E1 ticaret vizelerindeki bütün olay iki ülke arasında ticareti yapmasıdır ticaretçi kişinin. Yani yatırım ya da yatırım miktarı herhangi bir baz teşkil etmez. Eğer kişi, bu takipçimizin kastettiği burada, evet ben E1 vizesini kastediyorum. E1 vizesinde iki ülke arasında ticaret yapan kişi oluyorum. Bunun farkındayım. Ama hala minimum bir yatırım yapma şartım var mı noktasını soruyorsa, hayır, böyle bir minimum yatırım yapma şartı yok. Dolayısıyla yatırım yapma şartı zaten yok. Önemli olan iki ülke arasındaki
ticaretin ciddi bir şekilde, ciddi bir ölçekte yapılıyor olması. Bu yapılıyor olduğu sürece kişi E1 vizesine uygun hale geliyor. Ama eğer takipçimizin kastettiği E2 vizesi ise, E2 vizesindeki tabii bütün olay yatırımdır. Yatırımcı olan kişi Amerika'da bir şirkete ya da bir işe yatırım yapıyordur. Ve bu yatırım miktarının minimum bir rakamı yoktur. Ama bu yatırımın minimum rakamı yatırım yaptığı işin durumuna göre, değerine göre ya da masrafına göre oluşan bir miktardır. Dolayısıyla kişinin yapacağı yatırım 100 bin doları gerektiriyorsa o zaman 100 bin dolarlık bir yatırım yapması gerekecektir. Yoksa yatırım miktarında herhangi bir minimum rakamla karşı karşıya yatırımcı kalmayacaktır. Onun dışında takipçimizin ikinci sorduğu soruda ise ayrıca E1 vizesiyle Green Card'a gitme imkanı var mı noktasında ise ister E1 olsun ister E2 vizesi olsun bu vizelerde Green Card'a yatırımcılar direkt gidemez. Onlara bu yüzden yatırımcı vizesi imkanı sadece verilmiştir. Ama yatırımları diyelim yatırımcı vizesini aldılar, E-vizesini aldılar ve daha sonradan yatırım miktarları en az 500 bin doları yakaladı. Ve çalışan sayısı, istihdam sayısında da 10 kişiye kadar ulaştılar ya da yakalamak üzereler. O zaman evet yatırım üzerinden Green Card'a gitme imkanına sahip olacaklar. Yoksa öbür türlü yatırım yaptığı için yatırımcı olan kişiler kendi firmaları üzerinden yatırımcı vizesi almaları mümkün olmayacak. Dediğim gibi istisnası yatırım miktarının en az 500 bin dolara çıkmış olması ve çalışan sayısının onu yakalaması ya da onu full time çalışanın ya da yakalayacak olması o kişinin Green Card'a gitmesine imkan sağlayacaktır. Tabii bunun istisnası ne olabilir? Eğer kişi yatırımı üzerinden bunu yakalayamıyorsa belki başka bir işletme tarafından ona sponsorluk yapılma durumu ya da işe alma durumu gündeme gelirse onun üzerinden yeşil kartı alma durumuna bakıyor olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card başvurusunda sponsor olacak eşin geliri yeterli olmayacağı için self sponsor olarak belli bir miktar para koyarak başvurmayı planlıyorum. Sizce onaylanması mümkün müdür diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Kişiler eğer eşleri diyelim üzerinden Green Card'a gidiyorsalar ve bu Green Card'a gitme sürecinde eşleri de onlara finansal sponsor olacaksa bunun olup ya da sponsor olup olamayacağına göre durum değişecektir. Eğer eşi finansal sponsor olabilecek kişi ne tür finansal gelirle bunu gösterebilir? Bir, gelirinin yeterli olduğunu gösterebilir. Bir yerde çalışıyordur ve yeterli maaşı vardır. Ama bu durum mümkün değilse mal varlığını gösterebilir. Mal varlığındaki rakamların hesaplaması var ve hesaplamaya bakılarak gelirin ya da bunu kişiye, eşine destek olup olamayacağını finansal anlamda gösterebilir. Ya da 3, tabii ki bir nakit paradır ya da belli bir nakit birikim vardır. O nakit birikimle de bunu göstermesi mümkün olabilir. Sizin dediğiniz durumda eğer kişi çalışmıyor, geliri yeterli olmazsa bile belli bir miktar parayla bu yeterince paranın bankada bulunması kişiye sponsor olabilmesine imkan sağlayacaktır. Yani bir eşin diğer eşe sponsor olmasına imkan sağlayacaktır. Evet, bunun onaylanması mümkün. Önemli olan yeterli ölçüdeki finansal rakamın yeterli olması ve bunun mevcut olmasıdır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Polonya'dan yani Avrupa'dan alınan physical therapist diploması ile New York'ta çalışabilir miyim? Diplomamın Avrupa'daki ülkelerde denkliği var fakat Amerika'da çalışabilmem için neler yapmam gereklidir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Eğer siz bir profesyonel olarak hizmet vermek istiyorsanız Amerika'da yaşayacağınız ya da çalışmayı planladığınız eyaletin sizin içinde yer almak istediğiniz profesyonel alandaki belli sınırlamaları, kriterleri olup olmadığını ya da lisans gerektirip gerektirmediğini öğrenmeniz gerekiyor. Dolayısıyla farz edelim eğer siz physical therapist olarak işte ben New York'ta çalışacağım diyorsanız o zaman sizin belli ölçüde eğitim tamamlamanız gerekebilir ve bu eğitiminizi yaptıktan sonra belli bir sınava girmeniz gerekebilir ve bunun sonucunda da lisans izin alma durumunuz mümkün olabilir. Dolayısıyla bizim bu noktadaki tavsiyemiz sizin öncelikle hangi eyalette yaşayacaksınız ona karar vermeniz ve o eyaletteki physical therapist anlamında görev alacak kişilerin ne tür kriterleri yerine getirmiş olmasına bakmanız gerekecektir.
Yoksa sizin aldığınız bir eğitimin denkliğini burada baktırabilirsiniz, denkliğini ölçtürebilirsiniz ama bu denkliğini yaptıracağınız nokta eğer bir lisans gerektiriyorsa eyalet, öncelikle o kurumun bunu o eyaletteki o kurumun sizin denkliğinizi kabul edip etmeyeceğine bakacaksınız ya da bunu herhangi bir lisans verme durumu varsa orada kabul edip etmeyeceklerine bakmanız gerekecek. Tavsiyemiz o yüzden bu noktadaki eyaletin uygulamalarına bakın ve onun dışında da bir eğitim kurumunda eğitim almanız gerekiyorsa onlar sizin denkliğinizi kabul edip etmeyeceklerine bakmanızda fayda vardır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card kazandıktan sonra Amerika'ya gelince Türkiye'deki bankadan Amerika'da hesap açtırdığımız bankaya para transferi yapabiliyor muyuz? Bu konuda üst limit var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'ya geldiniz ve burada bir banka hesabı açtıysanız tabii ki Türkiye'deki bir bankadan buradaki bankaya hesabınıza para transferi yapmanızda herhangi bir engel söz konusu değil. Bu noktada belli bir üst sınırlama da yok. İki türlü duruma dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Bir, Türkiye'deki banka ya da finansal kurumdan herhangi bir limit olup olmadığına bakmanız para transferlerinde. Tabii iki, Amerika'daki finansal kurumunda nelere ihtiyacı olduğunu bu finansal ya da paranın kaynağını gösterme noktasında sordurmanızda fayda vardır. Çünkü buradaki banka ciddi ölçüde bir para geldiği zaman ona bloko koyabilir ve dönüp size hani bu parayı nereden elde ettiniz, nereden kazandınız bunu bize gösterin ya da kanıtlayın diyebilir. Dolayısıyla size tavsiyemiz bu noktada iki türlü yanaşmanız. Bir, Türkiye'deki finansal kurumla irtibatta olmanız. Oradan bu noktada bir limit olup olmadığını sormanız. İki, Amerika'daki bankaya da siz para transferinizi yaptığınız zaman ne kadar bir kanıt ya da sizden ne istenildiği noktasını sormanızda fayda var. Yoksa herhangi bir üst limit yok. Sadece belli rakamların üzerinde gelen paradan dolayı vergi dairesi bunun kaynağını sorabilir bankaya. Dolayısıyla bankada size bunun kaynağını yani bunu nereden elde ettiğinizi size sorma ihtiyacı duyabilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Mühendislik eğitimini ve master'ını Amerika'da yapan yakınım Nisan 2018'de işe başladı. Nisan 2018 H1B vizesinin sonucunu halen bekliyor. Ek belge de istenmedi. OPT uzatma başvurusunda yaptı. Ne önerirsiniz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu takipçimizin tabii sorduğu nokta şu. Kişinin H1B vizesi alması demek ya da bu başvuruyu yapmış olması demek anlamı şu. Kişi üniversite mezunu en az ve eğitim bir profesyonel alanda eğitime ihtiyaç duyan bir profesyonel alan için eğitimini de tamamlamış durumda. Ve Amerika'daki bir işletme ya da iş yeri yabancı bir profesyoneli profesyonel eğitim gerektiren bir pozisyon için işe almak istemekte. Ve bundan dolayı da Labor Department'a yani İş ve İşçi Bakanlığı'na başvuru yapıp önce ne kadar maaşla ne yapıp yapıyor bu kişiyi hangi pozisyonda istediğine dair bir başvuru yapıp onay almakta. O zaten bir haftalık bir süreç ve ondan sonra da göçmenlik dairesine de H1B vize başvurusunu kota döneminin açıldığı zaman olan Nisan 1'de vermekte. Ki bu durumdaki takipçimizin yakını da geçen yıl Nisan'ın ilk haftasında iş yeri sayesinde kendisine H1B vizesi başvurusunu yaptırmış durumda. Dolayısıyla bu başvuru yapıldığı zaman öncelikle gördüğümüz süreç 3-4 yıldır birden fazla başvuru geldiği için tabii ki bunlar yıllık verilecek vize kotasının üstüne çıkan sayılara ulaştığı için maalesef göçmenlik dairesi dönüp çekiliş yapmakta ve bu çekilişte de herhangi bir iş yerinin ya da kişinin kriterine bakmadan diyelim 85 bin tane başvuru yapanı seçmekte. Diyelim 150 bin başvuru varsa 85 binini seçmekte ve ondan sonra 85 binin de onay alıp almama sürecini başlatmakla göçmekte. Dolayısıyla bu seneki H1B vizelerinde de göreceksiniz. Şu an önümüzde Nisan ayına kadar 2-3 ay var ve Mart ayının sonuna kadar H1B dosyalarının hazırlanmış olması ve Nisan'ın ilk haftasında sunulması gerekecek. Ve bunun sonucunda da kişilerin seçilip seçilmeklerini öğrenmeleri neredeyse 1,5 ayı bulmakta. Ve ondan sonra eğer seçilmişse dosyaları buradaki takipçimizin yakını gibi kendilerine başvurularının yapıldığına dair evrak ulaşmakta, başvuruların kabul edildiğine dair ve süreci başlamakta onların. Tabii bu arada genelde H1B başvurularından cevap almada neredeyse 3 ile
4 ay civarında sürmektedir. Dolayısıyla en az 3-4 ay süren bir süreç. Fakat buradaki takipçimizin başvurusu maalesef çok uzun bir sürmüşe benziyor. Herhangi bir ek belge talebi de gelmemiş durumda. Benim bu noktadaki tavsiyem kesinlikle göçmenlik dairesine ulaşmaları, dosyada hakkında bir gelişme olup olmadığını öğrenmeleridir. Eğer süreci ya da sonucu çabuk öğrenmek istiyorsalar o zaman da hızlandırma başvurusu yapıp süreci 2 haftada çözdürebilirler. Ama tabii şu an için bu takipçimizin yakını için bir sakınca görünmüyor. Çünkü zaten OPT'si mevcut ve OPT'sini uzatabilmiş durumda. Dolayısıyla H1B'nin cevabının hemen gelmemiş olması herhangi bir negatif durum kendisine yaratmıyor. Tam tersi OPT ile H1'ı devreye girene kadar çalışabilecek. Tabii bu takipçimizin sorusu üzerine H1B noktasında belirtebileceğimiz diğer şey de şu. H1B'ler 3 yıla kadar onay verir kişilerin çalışabilmesi için ve ek bir uzatma da yapmak mümkün. 6 yıla kadar kişiler, profesyoneller Amerika'daki bir firmaya çalışma imkanı H1B vizesiyle sağlarlar diyebiliriz. Ve bu takipçimizin de yakınına da önerimiz, eğer sürecin hızlanmasını istiyorsa cevap almak için ek ücret ödeyip hızlı başvuru haline dönüştürebilir H1B dosyasını ve oradan da sonucu çabuk alabilir. Ama böyle bir acelesi yoksa tavsiyem beklemesi. Çünkü zaten OPT'yi kullanabiliyor ve daha sonrasında H1B onay aldığında devreye girer deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türkiye'de MBA tezsiz yüksek lisans mezununun Amerika'daki karşılığı nedir acaba? Tezsiz yüksek lisans diplomamız Amerika'ya geldiğimizde iş bulma açısından bize bir fayda sağlar mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin Türkiye'de aldığınız eğitimin Amerika'da bir denkliği olup olmaması bütün mesele. Dolayısıyla eğer sizin üniversite eğitiminiz ve yüksek eğitiminizin Amerika'da bir denkliği oluşacaksa onun üzerinden sizin Türkiye'deki eğitiminizin faydasını görme imkanınız olabilir burada. Yoksa buradaki önemli olan nokta tabii nedir? Siz öncelikle Amerika'da çalışabilmek için çalışma izniniz olacak mı? Herhangi bir iş yerinize sponsor olacak mı ki bu imkanla çalışabilme imkanına sahip olun? Yoksa bu aşamaları aşabildikten sonra onun ötesinde olan durumlarda kişinin üniversite mezunu olmuş olması, tabii master eğitiminin olmuş olması sadece yapacağı işlerdeki etki yani artı bir durumdur. Sizin gibi business ya da MBA üzerinden gelen kişilerin de aldığı eğitim denklikleri burada mevcuttur. Yani o açıdan tez verilip verilmemesi tabii ki ek olarak biliyorsunuz master eğitimlerinde tez şartlardan bir tanesidir. Ama dediğim gibi bence buradaki asıl dikkat edilecek nokta sizin öncelikle burada iş bulabilme noktasında çalışma izninizin ya da green card'ınızın olup olmaması. Bu aşamaları açtıktan sonra yüksek lisansının çok tezli olup olmaması bir fark yaratmayacaktır diyebiliriz. Ama tabii eğitim anlamında karşılığında tavsiyemiz eğitim göreceğiniz okulla bunu görüşmek olur. Yoksa iş yerleri bu noktada bir tezinizin olup olmamasına çok takılmayabilir. Tabii bu sektörden sektöre ya da pozisyondan pozisyona değişebilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Türkiye'de emekli olmamızın Amerika vizesi almakta artı bir faydası veya katkısı olur mu diye takipçimiz soruyor. Şöyle söyleyeyim, tabii ki bu tarz turist vizeleri başvurularında Amerikan konsolosluklarına, Amerikan konsolosluğundaki görevlilerin neye bazen dikkat edip etmeyecekleri, bazı şeyleri bazen olumlu görüp bazen olumsuz görebilecekleri yaşanan durumlar arasında. Dolayısıyla emekli olmanızın artı durumu şudur. Tabii sizin artık Türkiye'de belli bir finansal geliriniz var. Bu gelirinizden dolayı da artık hani gezmek istiyor olabilirsiniz. Bu size artı bir durum sağlar. Ama aynı anda da artık Türkiye'de tam bir bağınızın da kalmadığını gösterir şekilde negatif bir durum da yaratabilir. Ama şöyle söyleyebiliriz. Eğer siz Türkiye'deki diğer bağlarınızın yani güçlü olduğunu gösterebildiğiniz sürece emekli olmuş olmanız şuna benzer. Hani çalışmıyorsanız neden çalışmadığınızı çünkü emekli olduğunuzu gösterir. Ki genelde eğer kişiler diyelim emekli değilse ve çalışmıyorsalar negatif bir durum olur onlar için çalışmamaları. Ama emekli olan bir kişi için çalışmaması gayet normaldir. Dolayısıyla emekli olmuş olmanız sizin bu noktada vize almanızı kolaylaştırabilir. Eğer yeterli finansal durumunuz varsa deyip takipçimizin sorusunu
cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Şirket kurulumu için Amerika'ya gelirken yanımızda hangi evrakları getirmemiz gerekmektedir diye takipçimiz soruyor. Şimdi Amerika'da şirket kuruluşu yaparken işin gerçeği yanınızda tek ihtiyacınız olan şey kimliğiniz diyebiliriz, pasaportunuz diyebiliriz. Yani herhangi bir Türkiye'den belgeye ihtiyacınız yok. Eğer Amerika'da bir firma kuruluşu yapmak istiyorsanız sadece sizin kimlik bilgileriniz, adres bilgileriniz, bu tarz şeyler yeterli olacaktır. Eğer siz Türkiye'deki bir şirketinizin burada bir şubesi ya da ona bağlı bir yere açıyor olursanız, o zaman tabii Türkiye'deki firmanızın ticari faaliyet belgesi, işte onun dışında resmi gazete çıktısı, bu tarz oradaki şirketin faaliyetini gösteren evrakları getirebilirsiniz. Yoksa onun dışında herhangi bir evrak getirme durumunuz söz konusu değil. Çünkü Amerika'da yeni bir şirket kuruyorsunuz ve dolayısıyla bundan dolayı da sadece bilgilere ihtiyaç olacaktır. O bilgiler dışında Türkiye'den ekstra bir belge getirmeniz gerekmeyecektir. Tabii ki şirket kuruluşlarında önemli olan nokta Amerika'da nerede olacağınız, hangi eyalette yaşayacağınız ya da iş yapacağınız ve buna göre ya da ne tür iş yapacağınız, buna göre de şirket kuruluşunuzu yaşayacağınız ya da işinizi yapacağınız eyalette başlatıyor olacaksınız. Tabii bunun diğer istisna durumları, bazı iş dallarında kişilerin çok eyalet farkı yaratmayabilir. Örnek veriyorum, teknoloji firmalarında ya da ticari firmalarda. O süreçte de kişiler, online iş yapan kişiler için. Dolayısıyla o tip durumlarda da genelde iş adamları Delaware'de şirket kurmayı tercih etmektedirler ve dolayısıyla bu şekilde kuruluşlarını yapabilmektedirler. Yoksa onun dışında Türkiye'den yanınızda getirmeniz gereken ekstra bir durum yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. E2 vizesi için yatırım yapılırken Türk bankalarından alınan 30-40 bin dolarlık para yatırım olarak gösterilebilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Kişiler E2 vizesi alma noktasında adım atarken yatırımcılar, tabii ki en önemli hususlardan bir tanesi yatırımı ve bu yatırımın kaynağı. Dolayısıyla kişiler yatırımın yeterli olacak yatırımı yapmış olmaları ve bu yatırımın kaynağının da net bir şekilde yasal yollardan kazanıldığını gösteriyor olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu yasal yolların içinde çok değişik durum, varsayımlardan ya da durumlardan kişiler tabii ki para elde edebiliyorlardır. Ama tabii bu önemli olan nokta nedir? Yatırımcı kişinin bu paraya sahip oluyor olması gerekecektir. Bu durumlardan bir tanesi de şu olabilir. Yatırımcı Türkiye'deki bankalardan ihtiyaç kredisi ya da ona benzer kredilerle diyelim 30-40 bin dolarlık bir kredi çekmiş olabilir. Eğer bu kişisel çektiği bir kredi ise ya da Türkiye'deki mal varlığı üzerinden, şirket üzerinden ya da kişisel garantisi üzerinden çektiği bir paraysa ve o parayı çektikten sonra da Amerika'daki şirketine gönderip yatırım yapabiliyorsa, bu yatırımı yapmasında herhangi bir engel yoktur. Tek engel olacak nokta nedir bu tip kredilerde? Eğer Amerika'daki şirketi riske atıyorsa ya da ipotek altına sokuyorsa ya da Amerika'daki şirketin mal varlığını sokuyorsa ipotek altına, o zaman onu yatırım olarak kullanamaz. Yoksa kendi kişisel mal varlığını ya da başka şirket üzerindeki mal varlığını ya da karını ya da durumunu risk altına sokmuş olması onun yatırım yapmasına engel teşkil etmez. Dolayısıyla bu noktada kişi, yatırımcı olan kişi Türkiye'deki bankadan alacağı 30-40 bin dolarlık kişisel yatırımı Amerika'daki firmasına transfer edebilir ve yatırımı yapabilir ve bunun üzerinden de yatırımcı vizesine gitmesinde herhangi bir engel oluşmaz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Üniversite 4. sınıf olduğum için work and travel firmaları vize alamayacağım için beni kabul etmiyorlar. Turizm vizesiyle gelip illegal olarak çalışmayı da düşünmüyorum. H2B vizesiyle Amerika'ya gelmek ve turizm sektöründe sadece yazın çalışmak istiyorum. Bu sektördeki firmaları nereden bulabilirim ve o firmalardan konsolosluğa sunmak için ne tür belgeler istemem gerekiyor? Tavsiyem şu olur. Genelde H2B vizelerinde Amerika'daki otel ya da resort tarzı yerler bu tip vizelere sponsor olmaktalar. Dolayısıyla ilk tavsiyem, eğer karar verdiğiniz bir eyalet ya da bölge varsa oradaki bölgeler ya da eyaletlerde iş ilanlarına bakmanızı tavsiye ederim. Bu internetten de olabilir. Bu sayede o iş ilanı veren yerlerden
o tip resort ya da otellerden geçici işçi ihtiyacı olan işte garsondur, bahçıvandır, havuz başıdır, böyle değişik görevlerde ya da housekeeping'dir ya da değişik görevlerde geçici işçi anlamında bulacak kişiler arayıp aramadıklarını bakmanızı tavsiye ederiz. Ki o sayede o tip yerlere başvuru yaptığınızda eğer sizi kabul ediyorsalar ve H2B noktasında çalışmalar yapıldıysa daha önce onların çalışanları için, onlar bu noktada sizi yönlendiriyor olacaklar. Dolayısıyla o şekilde iş imkanı ayarlamanız mümkün olacaktır. Onun dışında da tabii tavsiyem online araştırmalar yapıp H2B noktasında sponsor olabilecek bu tarz firmaları bulmanız ya da aracı firmaları bulmanızı tavsiye edeceğim. Tabii önemli olan nokta, siz o tip bir firmayı buldunuz. Onu bulduktan sonra o firma üzerinden göçmenlik dairesi için başvuru yapılıyor olacak ve başvuru üzerinden de siz vizenizi alıp Amerikan konsolosluğundan Amerika'ya geliyor olacaksınız. Tabii bunun için firmanın olmuş olması lazım ve firmanın size sponsor olması gerekiyor. Labor Department'a onay aldıktan sonra göçmenlik dairesine başvuru yapması gerekiyor. Ve oradan aldığı onaydan sonra da dönüp size gerekli onay yazılarını gönderiyor. Siz onlarla beraber Amerikan konsolosluğundan H2B vizesi randevusu alıp oraya gidip vizenizi temin ediyor olacaksınız. Dolayısıyla süreç bu şekilde ilerliyor olacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika vizesi için Aralık ve Ocak aylarında iki defa red yedim. Bu yüzden ABD vatandaşım, kız arkadaşımla Mart gibi nikah kıyıp işlemleri başlatmak istiyorum. Hemen nikah kıymam prosedür açısından sıkıntı yaratır mı? Yani inanmama gibi durumları olabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Siz tabii ki vize başvuruları yaptığınızda Amerika'da kimseyi tanımadığınızdan bahsetmiş durumdasınız. Dolayısıyla şimdi de tabii nikah kıyıyor olacaksınız. Bu noktada size inanmamalarını sağlayacak bir durum değil ama size bu noktayı sorabilirler daha sonra. Buna mantıklı bir açıklama yapabildiğiniz sürece nikah kıymanızda bir engel görünmüyor. Yoksa tabii ki haklısınız. Aralık ayında bir başvuru var, Ocak ayında bir başvuru var ve Mart'ta evlilik var. Dolayısıyla bu noktayı daha sonra açıklayabildiğiniz sürece bir sorun görünmüyor. Dolayısıyla Mart ayında siz nikah kıydıktan sonra eşiniz üzerinden sizin için gerekli yeşil kart çalışmaları yapılması en mantıklısı olacaktır. Çünkü Türk vizesi alma durumunuz şu an itibariyle zaten görünmüyor. O açıdan benim de tavsiyem en kısa sürede nikah kıymanız ve ondan sonra da eşiniz üzerinden de başvuru sürecini başlatmanız da fayda olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 18 yaşında üniversite öğrencisi bir kızım. Kendi adıma green card çekilişi başvurusu yapabilir miyim ya da nasıl yapabilirim diye bize bu takipçimiz soruyor. Eğer çekilişe başvuru yapmak istiyorsanız bu sene Ekim ayında bu başvuruyu yapmanız mümkün olacaktır. Online State Department'ın web sitesinden DV Notary başvurusunu kendi başınıza yapabileceksiniz. Dolayısıyla benim bu noktaki tavsiyem, evet, bu sene başvuru yapabilirsiniz. Ekim ayında online bir şekilde başvuru yapmanızda bir engel yok deyip bu genç takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card çekilişini kazandıktan sonra Amerika'ya giderken yanımızda maksimum ne kadar para götürebiliriz? Bunun üst bir limiti var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Yani siz Amerika'ya gelirken finansal bir destek, tabii yani para yanınızda götürmeniz en doğal şeydir. Bu noktada bizim genelde tavsiyemiz hani çok yüklü para yanınızda taşımamanız olacaktır. Ama farz edelim 10 bin dolara yakın bir parayı yanınızda götürdünüz ve onun üstündeki parayı da Amerika'ya geldikten sonra banka hesabı açtığınızda Türkiye'deki bankanızdan Amerika'ya transfer edebilirsiniz. Dolayısıyla herhangi bir üst limit yok ama 10 bin doları geçiyorsak tabii ki bunun beyan edilmesi lazım girerken. Onun dışında herhangi bir üst limitle karşı karşıya kalmayacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Türkiye'de sigorta ajantısıyım. Ajantesi olduğum şirketlerin de referansı ile Amerika'da yatırımcı olarak sigorta ajantacılığı yapabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani siz Amerika'da sigorta sektöründe çalışmak istiyorsanız tabii ki burada öncelikle geldiğinizde bir herhangi bir sigorta ajantasında iş bulmanız gerekecektir. Ve dolayısıyla buradaki sigorta ajantası sizi işe aldıktan sonra çalışmanızda bir engel olmayacaktır. Ama sizin için burada kastettiğiniz durum referansla birlikte
Amerika'da yatırımcı olarak sigortacı yapabilir miyim diyorsunuz. Şu olacaktır buradaki tek problem. Siz eğer kendiniz bir firma kurup bu firmanın sigorta ajantalığı almasını sağlayacaksınız. Biraz daha durum komplike olacaktır. Dolayısıyla bu noktada tavsiyem size Amerika'daki sigorta ajantacılığı açmanın şartlarına önce bakmanızda fayda var. Ve bu şartlar için yeterli finansal durumunuzun olup olmadığı, çünkü şirketin belli finansal yükümlülüğü yerine getirmesi gerekecektir. Eğer bu finansal yükümlülüğü yerine getirebiliyorsa şirket, o zaman bu konuda bir sorun yaşanmayacağını düşünüyorum. Ama önemli olan noktayı şöyle görmeniz lazım. Amerika'da bir şirket kurdunuz ve ona diyelim belli rakamlarda istenen finansal rakamı koydunuz. Ve onun üzerine eğer siz Amerika'daki bir sigorta firmasından ajantalık alabilmek için şartları yerine getirirseniz, o zaman firmanızı yatırımcı olarak yönetmenizde bir engel olmayacaktır. Ama dediğim gibi finansal noktadaki rakamın minimum rakamı biraz yüksek olacaktır. Bunu da dikkate almanızda fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında aldığımız sorulardan bir tanesi şu. Türkiye'de bir şirketimiz var. Amerika'da şirketimizin şubesini açmak mı, yoksa yeni farklı bir şirket mi açmak daha avantajlı olur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim buradaki durumu. Eğer hangisi avantajlı olur diye soruyorsanız, genelde bu noktalarda bizim iş adamlarına tavsiyemiz Amerika'da yeni bir şirket kurmaları ve bu şirketin de Türkiye'deki şirketin şubesi yapmamak, bağımsız ayrı bir şirket yapmalarını tavsiye ediyoruz. Hem bu sorumluluk açısından iki şirket arasındaki bağ koparır, hem de vergisel anlamda iki şirketin ayrı ayrı işlemesine imkan sağlar. Dolayısıyla kolaylıklar açısından tavsiyemiz genelde Amerika'daki şirketi yeni bir şekilde kurmanız, yeni bir firma olarak kurmanız ve bu şekilde de bağımsız tutmanız. Tabii başka türlü faydalar elde edilmek isteniyorsa onun için de şirket sahipliği noktasında belki aynı durumlar yaratılabilir ki şirket sahipleri aynı olduğu zaman diyelim firma Türkiye'den teşviklerden faydalanabilir gibi ihtimaller aşılabiliyor. Dolayısıyla şirketleri ayrı tutmakta fayda var deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.